1768 yılında imzalanan Versay Anlaşması ile Ceneviz Cumhuriyeti, Korsika üzerindeki tüm haklarını Fransa'ya devretti. O zamanlar bu adanın Fransa'nın eline geçmesi küçük bir kazanım gibi görünüyordu. Ancak bu anlaşma dolaylı olarak dünya tarihini değiştirecekti. Ertesi yıl, yani 1769'da Korsika'da Napolyon adında bir çocuk dünyaya geldi. Babası Carlo Bonaparte bir avukattı. Adanın Fransa yönetimine girmesinin ardından birçok meslektaşının aksine Fransız yönetimini benimsemiş ve Fransızların hizmetine girmişti. 1771 yılına gelindiğinde ise hizmetlerinin karşılığında soylu ilan edilmişti. Ailesi Ocak 1779'da Napolyon'u eğitim görmesi amacıyla Fransa'ya gönderdi. Burada önce dini bir okula kaydolan Napolyon, aynı yıl içinde Brienne Askeri Okulu'na girdi. Zekası ve analiz yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Derslerinde oldukça başarılıydı. Matematik ve geometriye özel bir ilgisi vardı. Bu başarısı onun 1784 yılında Paris Kraliyet Askeri Okulu'na kabul edilmesine sebep oldu. Her başarının ardında aslında aşılması gereken büyük zorluklar vardır. Napolyon'un hayatı da aslında başarılarının ardındaki bu zorluklardan oluşuyordu. Paris'te eğitimini sürdürürken 24 Şubat 1785'te babası Carlo vefat etti. Bundan sonra Bonaparte ailesi ekonomik sıkıntılar çekmeye başladı. Öyle ki genç Napolyon'un eğitim hayatı durma noktasına gelmişti. Ancak sıkı bir çalışmayla 2 senelik okulu 1 senede bitirerek mezun olmayı başardı. 1785 yılında genç topçu subaylarının eğitildiği bir tür eğitim okulu olan Lafer Alayı'na üsteğmen olarak atandı. Askerliğinin ilk yıllarında sık sık izin alarak Korsika'ya gidip ailesiyle vakit geçiriyordu. ...1791 yılına gelindiğinde Fransız İhtilali'nde önemli bir rol oynayan Jacobenler Derneği adlı bir oluşuma katıldı. Bu dernek ilk olarak 1789 yılında Kraliyet Karşıtı Meclis üyeleri tarafından kurulmuş, sonrasında ise ülke çapında cumhuriyetçi bir harekete dönüşmüştü. Napolyon bu kulübe katılmanın ileride onun yararına olacağını düşünüyordu. Bu yıllarda Fransa kaynayan bir kazandan farksızdı. Yükselmek için risk almak gerekiyordu. Ve Napolyon bu tür bir riski alabilecek gözü pekliğe sahip bir adamdı. 1792 yılına gelindiğinde Fransız halkı uzun süren savaşlar sonucu kötüleşen ekonomik durum ve artan vergilerden dolayı sokaklara döküldü. İsyan bir anda tüm ülkeye yayılmıştı. Kral 16. Louis ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandı ve 21 Ocak 1793'te halka açık bir şekilde idam edildi. Bu idam haberi Avrupa'nın diğer ülkelerinde adeta bir şok etkisi yaratmıştı. Eğer devrim diğer ülkelere yayılırsa Avrupa'daki diğer krallar da 16. Louis ile aynı kaderi paylaşabilirlerdi. Avrupa monarşileri bu duruma göz yumamazdı. Bu yüzden Fransa'ya karşı savaş hazırlığına başlamışlardı. Yeni kurulan Fransız hükümeti ise onların hazırlanmasına fırsat vermeden Avusturya ve Prusya'ya karşı savaş ilan ettiğini duyurdu. Savaş sırasında iktidardaki Girondenler, suçlu gördükleri ve devrime karşı olduğunu düşündükleri herkesi idam etmeye başlamışlardı. Böylece halkın kesin bir şekilde devrimi kabulleneceğini düşünüyorlardı. Fakat bu baskılar ters tepmiş ve Fransız halkı birçok şehirde isyan çıkarmaya başlamıştı. Girondenlerin gücünün zayıfladığı bu dönemde Jacobenler bir darbeyle iktidara geldi. Fakat değişen bir şey olmadı. Onların iktidarında vahşet daha da arttı ve binlerce Fransız infaz edilmek için giyotine gönderildi. İktidar mücadelesi Fransa'yı adeta kan gölüne çevirmişti. Birçok şehirdeki isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Buna rağmen Tolun şehrindeki kralcılar yapılan katliamlardan dolayı 1793 yılında isyan etmiş, üstelik İngiltere'den de yardım istemişlerdi.
İngilizler bu fırsatı değerlendirmek istiyorlardı. Eğer Tolun'daki isyan desteklenip başarılı olursa bu başkaldırı Fransa geneline yayılabilir ve İngiltere Fransa'yı kolayca mağlup edebilirdi. Bu amaçla İngiliz filosu Lord Hood önderliğinde Tolun'a gönderildi. Fransız hükümeti ise isyanı bastırmak için bölgeye General Courtois'u göndermişti. Fransız ordusundaki en büyük sorun yetenekli subay eksikliğiydi. İhtilalin ardından birçok subay idam edilmekten veya hapse atılmaktan korktuğu için ordudan kaçmıştı. Hatta General Courtois bile aslında bir asker değildi. Üstelik yetenekli subaylara bu kadar ihtiyaç duyulan bir zamanda bir topçu subayı olan Don Martin yaralanmış ve tedavi olması için Paris'e gönderilmişti. Yerine acilen bir topçu subayı atanması gerekiyordu. Kendisi de bir Korsikalı olan Antoine Salicetti, General Courtois'a bir topçu subayı önermişti. İşte bu genç subayın adı Napolyon Bonaparte'tı. Napolyon bu göreve getirildiğinde henüz 24 yaşındaydı ve oldukça deneyimsizdi. Ondan çok fazla bir şey beklenmiyordu. Ancak o, kendisinden beklenenden çok daha fazlasını yapacaktı. Birliğinin komutasını aldıktan sonra İngiliz askerleri üzerine bir hücum başlattı. Bu hücumda kalçasından yaralanmasına rağmen Napolyon onları mağlup etmiş ve sahil şeridine kadar ulaşmıştı. Gemilere karşı başlattığı topçu atışları sayesinde ise İngilizlerin limandan ayrılmasını sağlamıştı. Deneyimsiz bir topçu subayı olarak kendisinden fazla bir şey beklenmemesine rağmen Napolyon, Fransa'ya zaferi getiren isim olmuştu. Bu zaferinin ardından Napolyon, Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Normal şartlar altında bir subayın orduda bu kadar hızlı yükselmesi mümkün değildi. Fakat devrim dolayısıyla ordunun subay eksikliği yaşaması onun şansını olmuştu. Bunun dışında Jacobenlere olan yakınlığı da bu terfide önemli bir rol oynadı. Napolyon artık Tolun kahramanı olarak anılıyordu. Devrimin rüzgarını arkasına almıştı ve kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu. Ancak bu rüzgar sonraki yıl onu hiç beklemediği bir yere savuracaktı. 1794 yılının Temmuz ayında Ulusal Konvansiyon Jacobenleri iktidardan indirdi ve direktuar rejimi kuruldu. Napolyon ise Jacobenlerle olan yakınlığı nedeniyle tutuklanmıştı. Ancak mahkumiyeti uzun sürmedi. 2 hafta içerisinde hakkındaki suçlamalar düşürüldü ve 20 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Yine de ülke savaşta olmasına rağmen herhangi bir askeri göreve atanmadı. Yeni rejimin güvenini kazanabilmiş gibi görünmüyordu. Napolyon Paris'te ona bir görev verilmesi umuduyla beklerken 3 Ekim 1795'te Paris'te kralcılar bir ayaklanma başlattı. On binlerce Fransız rejimi değiştirmek amacıyla sokağa dökülmüş durumdaydı. O sırada Paris'te sadece 5000 asker bulunuyordu ve bu kadar asker isyanı bastırmak için yetersizdi. Üstelik hiçbir üst rütbeli subay bu askerlere komuta etme riskine girmek istemiyordu. Çünkü isyancıların üzerine ateş açtıklarında başarılı olamazlarsa muhtemelen isyancılar tarafından idam edileceklerdi. Ancak Napolyon isyanın kolaylıkla bastırılabileceğini düşünüyordu. Bunun için sadece acımasız olunması gerekiyordu. En nihayetinde hiçbir koşulda kendisine karışılmamasını şart koşarak görevi kabul etti. Derhal işe koyularak askerlerine bulabildikleri kadar top bulmalarını emretti. Kısa süre içerisinde 40 adet top bulunmuştu. Bu topların kritik noktalara yerleştirilmesini istedi. Sabahın ilk ışıklarında isyancıların hücuma kalkmasıyla beraber Napolyon'un emriyle toplar bir anda ateşleniverdi. Kısa süre içerisinde Paris sokakları kan gölüne dönmüştü. Kopan uzuvlar, çığlık çığlığa bağıran insanlar ve topların çıkardığı ürkütücü gürültü isyancıların hızlı bir şekilde dağılmasını sağladı. Napolyon bir kez daha devrimin kurtarıcısı olmuştu. Bu başarısı onun tüm generalliğe terfi ettirilmesine sebep oldu. Kısa süre sonra ise İtalya orduları komutanlığına atanarak cepheye gönderildi. Tolun'daki isyan gibi Paris'teki bu isyan da onun işine yaramış, bu sayede eski günlerdeki popülerliğine yeniden ulaşmıştı. Napolyon 27 Mart 1796'da İtalya'daki birliğine ulaştı. İlk kez bir askeri sefere komuta edecekti.
aslında komuta ettiği birlikler savaşın küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Onun görevi daha çok Avusturya ordusunu oyalamaktı. Asıl iki Fransız ordusuysa kuzeyde General Jourdan ve Morro komutasına verilmişti. Bu iki ordunun Almanya içlerine ilerleyip ardından da Viyana'ya ulaşarak Fransa'ya zaferi getirmeleri bekleniyordu. Napolyon bölgeye vardığında emrine verilen ordunun çok zor bir durumda olduğunu fark etti. Askerlerin maaşları doğru düzgün ödenmiyordu. Ordunun ikmali yetersizdi ve askerler düzgün beslenmiyordu. Birçok asker teçhizat bakımından eksikti. Hatta bazı askerlerin tüfeği bile yoktu. Napolyon bu zor durumdaki ordunun başına geçtiğinde henüz 26 yaşındaydı. Başta kısa boylu, temiz yüzlü bir delikanlı olarak diğer generaller tarafından ciddiye alınmamıştı. Ancak kısa sürede göstereceği liderliği ve enerjisiyle herkesi etkilemeyi başaracaktı. Askerlerine yaptığı konuşmada onların aç ve çıplak bir şekilde sabırla beklemelerini takdir ettiğini, ancak beklemenin bir sonuç vermeyeceğini söylemişti. Bunun yerine onlara İtalya'nın zengin şehirlerini ele geçirip servet ve şöhret kazanmayı vaat ediyordu. Bu konuşmasıyla cesaretlenen askerlerinin başına geçen genç general Avusturyalılara karşı ard arda galibiyetler kazandı. Nihayetinde Lodi Muharebesi'nde onları ağır bir mağlubiyete uğrattı ve Avusturyalıları geri çekilmeye zorladı. Bu muharebeyi yönetirken kendisini savaşa o kadar kaptırmıştı ki bir topçu gibi topları kendisi doldurarak ateşlemiş, düşük rütbeli bir asker gibi oradan oraya koşuşturmuştu. Onun bu enerjisi ve kararlılığı sayesinde emirleri sorgulanmaz hale gelmişti. Askerlerle arkadaş gibiydi. Aynı zamanda birlikleri, onlarla birlikte savaşan bu genç adama sonsuz bir saygı besliyordu. Harekata devam eden Napolyon, ard arda galibiyetler kazanarak Avusturyalıları Viyana önlerine kadar kovaladı ve onları barış yapmaya zorladı. Asıl harekat kuzeyden yapılacak şekilde tasarlanmasına rağmen Napolyon tek başına Avusturyalıları yenmiş, savaşı kazandıran adam olmuştu. 18 Ekim 1797'de Fransa ve Avusturya Campo Farmio Anlaşması'nı imzaladılar. Böylece 1. Koalisyon Savaşı Fransa'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Napolyon ise Paris'e savaşı kazandıran kahraman olarak döndü. Koalisyon dağılmıştı. Ancak İngiltere ile olan savaş hala devam ediyordu. Fransız hükümetinin emriyle Napolyon, İngiltere'yi istila için hazırlıklara başladı. Fakat bu, diğer seferlere hiç benzemiyordu. Manş denizini aşarak İngiltere'ye saldırmanın çok zor olacağını biliyordu. Fransızlar karada ne kadar üstünse, İngilizler de denizde o kadar üstündü. Ve böyle bir saldırı büyük bir felakete dönüşebilirdi. Napolyon bunun yerine dolaylı bir strateji izlemeye karar verdi. Eğer Mısır'ı işgal edebilirse, İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgelerine giden kestirme yolu ele geçirerek İngiliz ticaretini baltalayabilir ve bu sayede Fransa, İngiltere'yi barışa zorlayabilirdi. Bu amaçla genç general yeni bir plan hazırladı. Bu planı hükümete kabul ettirdi ve sefer için hazırlıklara başladı. En nihayetinde Napolyon liderliğindeki Fransız donanması 1 Temmuz 1798'de İskenderiye'de demir attı. İlk başlarda Fransız ordusunun ilerleyişi hızlı oldu. İskenderiye'yi kısa sürede ele geçirmişlerdi. Ardından Nil Nehri boyunca ilerleyerek tüm Mısır'da hakimiyet kurdular. Harekata devam eden Napolyon, Filistin istikametine yönelip buradaki toprakları da ele geçirdi. Fakat Akka kuşatmasında Cezzar Ahmet Paşa ve İngiliz kuvvetleri tarafından büyük bir hezimete uğratıldı. Bu mağlubiyetin ardındansa Mısır'a geri çekilmek zorunda kaldı. Napolyon Mısır'da savaşırken Avrupa'da savaş tekrar başlamıştı. Birinci Koalisyon Savaşı'nda Fransa'dan kaybettiklerini tekrar kazanmak isteyen Avrupalı devletler, İngiltere'nin de desteğiyle tekrar toparlanıp Fransa'ya savaş açmışlardı. Fransa bu savaşta birçok cephede kayba uğramış, rejime duyulan güven giderek azalmaya başlamıştı. Napolyon ise bu durumu bir fırsat olarak görüyordu. Her zaman yaptığı gibi bu zorlu günlerde yine bir kurtarıcı olarak ortaya çıkabilir ve konumunu yükseltebilirdi. Zaten Mısır'da da yenilgiye uğratılmıştı ve bu harekatın başarıyla sonuçlanma olasılığı oldukça zor görünüyordu.
Bu sebeple Ağustos 1799'da askerlerini terk ederek 3 gemiyle birlikte Fransa'ya döndü. Napolyon Paris'e geldiğinde Fransa'nın savaştaki kötü gidişatı kısmen durmaya başlamış olsa da durum hala oldukça vahimdi. Napolyon böyle kötü durumları her zaman fırsata çevirerek kazançlı çıkmaya alışkındı. Şimdi de değerlendirilebilecek bir fırsat arıyordu. Ancak fırsatları değerlendirmek isteyen tek kişi o da değildi. Direktuar rejiminin bir üyesi olan Emmanuel Joseph Sieyès, Jacobenlerin mevcut kötü gidişatı fırsat bilerek bir darbe yapabileceğinden şüpheleniyordu. Bu sebeple onlardan önce davranıp kendi hükümetine darbe yapmak istemişti. Böylece iktidardaki yerini sağlama almış olacaktı. Ancak bu darbenin halk tarafından benimsenmesi için halkın sevdiği bir generale ihtiyaç vardı. Sieyès, Mısır'dan dönen Napolyon'un bu iş için oldukça uygun olduğunu düşünüyordu. Ortak çıkarları olan bu ikili en sonunda gizlice buluşup bir plan yaptılar. 1799 yılının 9 Kasım'ında plan uygulamaya koyuldu. Sieyès ve Napolyon'un kardeşi Lucien Bonaparte, meclis üyelerine Jacobenlerin hükümeti devirmek için bir darbe yapacaklarını söylediler. Meclis üyeleri güvenlikleri için Paris'in dışındaki Saint-Cloud'daki bir şatoya götürüldüler. Onlar kendilerine söylenen şeyi yapıyorlardı. Ancak darbenin kolayca gerçekleşebilmesi için Paris'ten uzaklaştırıldıklarından habersizlerdi. Napolyon askerleriyle birlikte meclis üyelerinin bulunduğu odaya girerek savunmasız durumdaki meclis üyelerini istifaya zorladığında nasıl bir hata yaptıklarını anlayacaklardı. Böylece darbe kansız bir şekilde gerçekleştirilmişti. Kurulan yeni yönetim anayasayı feshetti ve Fransa'daki tüm yetkiler 3 konsülün eline verildi. Bunlar Sieyès, dönemin politikacılarından biri olan Roger Ducos ve Napolyon'du. Napolyon Fransa'yı yöneten 3 kişiden biri haline gelmişti. Ancak Fransa hala savaştaydı ve konumunu sağlamlaştırmak için bu savaşı kazanmaya ihtiyacı vardı. Bu amaçla ordusunun başına geçti ve askerleriyle beraber Alpleri aşarak Kuzey İtalya'ya indi. Burada Avusturya önderliğindeki koalisyon ordularını mağlubiyete uğrattı ve onları barışa zorladı. Netice olarak 9 Şubat 1801 tarihinde Lunéville Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma 2. koalisyonun sonu olmuş ve İngiltere bir kez daha savaşta yalnız kalmıştı. Bu, Manş Denizi'nin karşı tarafında işlerin iyiden iyiye karıştığı anlamına geliyordu. İngiltere'de iki koalisyon savaşında da başarısız olan Başkan William Pitt istifa etti ve yeni kurulan hükümet 25 Mart 1802'de Fransa ile Amiens Anlaşması'nı imzaladı. Napolyon bir kez daha ülkesine karşı kurulan koalisyonu dağıtmıştı. Paris sokakları onun adıyla yankılanıyor, halk onu bir kurtarıcı olarak görüyordu. Bu yükselişini fırsat bilen Napolyon kendisini ömür boyu konsül ilan etti. Fakat bununla yetinmeyerek ömür boyu konsül olmasından sadece 2 yıl sonra 1804 yılında halka bir oylama sunmuş ve onlara kendisini imparatorları olarak görmek isteyip istemediklerini sormuştu. Sonuçlara göre oy verenlerin %99'undan fazlası Napolyon'un imparator olmasını onaylıyordu. Bu sonucun ne kadar güvenilir olduğu tartışma konusu. Ancak Napolyon'un halk nezdinde popülerliği oldukça yüksekti ve büyük bir desteği arkasına almış durumdaydı. Sonuçların ardından kendisini imparator ilan etti. Napolyon askeri kariyeri boyunca sürekli olarak fırsatları değerlendirmiş ve hiçbir zaman sorumluluktan kaçmamıştı. Bu onun en önemli özelliklerinden biriydi. 2 Aralık 1804'te Notre Dame Katedrali'nde düzenlenen bir törenle Papa 7. Pius'un elinden taç giydi. O artık imparatordu. Napolyon'un yükselişini anlattığımız bu videonun sonuna geldik. Gelecek videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.